Değerli öğrenciler, değerli arkadaşlar, hepiniz yeni bir Arapça dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz El-Kavaidil Müşecca serisinin Sarf kitabının ikinci cildinin üçüncü konusu El-Fi'lül Muza'af ve Tasrifu şeklinde olacaktır. Muza'af fiil. Peki muza'af fiil ne demektir? Çekimleri nasıl olur? İnşallah bu dersimizde ayrıntılı bir şekilde görmüş olacağız. Daha önceki derslerimizde hatırlayacağınız gibi muza'af fiil şeddeli bir şekilde gelmiş olan üç harfli fiildi. Özellikle ikinci ve üçüncü harfleri aynı cinsten olan fiillerdi değerli arkadaşlar. Şöyle beyaz bir sayfa açarak hatırlatmaya çalışalım. Hatırlayacağınız gibi daha önceki derslerimizde fiilleri biz sahih ve muatel olarak ikiye ayırmıştık. Sahih fiiller de yani içerisinde illet harfi bulunmayan fiilleri de salim fiiller, mehmuz fiiller ve muzaaf fiiller şeklinde ifade etmiştik. Bakın medde fiili gibi ya da farra fiili gibi ya da diyelim ki messe fiili gibi ikinci ve üçüncü harfi aynı olan bu fiillere yani şeddeli olan bu fiillere biz el fiilul muza'af şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Medde, farra, messe, halle, habbe, vanne bunların hepsi aynı şekilde geliyor değerli arkadaşlar. Peki bunlar... Bunların muzarileri nasıl geliyor? Bir de onlara bakmış olalım. Medde fiilinin muzarisi medde fiilinin muzarisi ye muddu şeklinde geliyor. Ye muddu. Bakın muzarinin son harfi daima damme olacaktı. Burada da damme olarak gelmiş. Farra fiilinin muzarisi, muzarisi ise ye firru şeklinde geliyor. Messe muzarisi ise yemessu şeklinde gelmiş oluyor. Dikkat ederseniz muzariyesinde orta harf orta harf evet birincisinde damme ikincisinde kesra üçüncüsünde ise fetha şeklinde gelmiş. Medde yemuddu farra yefirru messe yemessu Peki hocam ben muzariyesinin orta harfinin nasıl gelmesi gerektiğini nasıl anlayacağım? Bunlar semai yolla anlaşılır değerli arkadaşlar. Semai yolla anlaşılır çünkü üç harfli fiillerin babları semaiydi. Yani 6 babdan gelen fiiller nasıl geldiğini biz bir Arap'tan duyarak ya da sözlüğe bakarak öğreniyorduk. Fakat şunu bilmemiz gerekir ki muzaaf olan fiiller, mulaaf olan fiiller sadece ve sadece 3 babdan geliyor. Medde muddu gibi fiilimiz medde yuddu gibi fiilimiz birinci baptandır. İsterseniz şuraya yazalım. El babul evvel. El bab el evvel diyelim. Birinci bab. Peki hocam birinci bab neydi ben hatırlayamadım. Birinci babın mazisi, mazisi fetha, muzarisi damme olan fiillerdi arkadaşlar. Evet mesela diyelim ki KTB yektubu gibi. Bakın KTB dediğimde orta harfi mazide fetha, muzaide ise yek tu, bu dediğimde orta harfi damma olan fiillerdi. Değil mi? Bakın bu da medde yemuddu. Mazisi fetha, muzarisi damma olan bir e, nedir? E, bir fiildir. Peki hocam nasıl mazisi? Yani fa'ale, yef'ulu aslında. Bu nasıl medde yemuddu şeklinde? Orta harfinin fetha olduğunu nasıl anlayacağım? Bunun orta harfinin damme olduğu. Evet nasıl anlaşılmış oluyor burada yemuddu'den? Bunu normalde faala yef'alu şeklinde gelmesi gerekmiyor mu diye soruyorsunuz. Evet değerli arkadaşlar bu konuda haklısınız. Aslında medde fiili ya da yamuddu fiili şöyle bir fiildi. Bakın normalde şöyle bir fiildi. Ben yazayım tekrar sileceğim o fiili. Medde de kelimesi aslında şöyleydi. Medde kelimesi aslında medde de şeklindeydi. Peki ne oldu da medde oldu? Arapçada değerli arkadaşlar bir kural var. Eğer iki harf yani mdd dediğimizde aynı cinsten iki harf harekeli olursa şeddelenir. Ha, şeddelenince ne olacak burada? Medde kelimesi bakın mdd olan evet kelime medde şeklinde ifade edilecek. Medde'nin orta harfi görüyorsunuz fethaydı. Medde dediğimizde orta harf kaybolmuş oldu ama açıldığında medde, medede şeklinde ifade ettiğini biraz önce söyledik. Peki yamuddu kelimesi nasıl aslında? Yamuddu kelimesi de aslında şöyleydi. Yamdu du şeklindeydi. Yem, du, du. Burada başka bir şey olmuş ama. Burada ne olmuş değerli arkadaşlar? Burada buradaki birinci harfin harekesi kendisinden önceki sakin olan harfe geçmiş. Ve sakin olan harf damma olmuş. Bu birinci dal harfi sakin olarak kalmış. Harekesini kendisinden öncekine verince sakin kalmış. Ve ne olmuş? Yemuddu şeklinde ifade edilmiş. Bakın iki harf şeddelenmiş ve yemuddu şeklinde ifade edilmiş. Demek ki birinci harfte değerli arkadaşlar birinci, harf, birinci mazi fiilde medde kelimesi aslında medede ye medde şekline dönüşmüş. Diğeri ise yamdüdü şeklindeyken yamuddü şekline dönüşmüş oluyor. Yani birinci baptan dememizin sebebi budur. Birinci bapta mazide orta harf fethadır. Muzayide ise dammedir. Gelelim ikincisine. Farra ya firru. Farra <coughs> ya firru ikinci baptandır değerli arkadaşlar. Farra ya firru ikinci baptandır. Elbep etheni -el deriz. Hocam ikinci bap neydi? İkinci bapta orta harf mazide fethadır muzayide ise kesradır. Aslında bu farraya firru kelimesi ferara yani şöyle yazayım isterseniz buraya. Aslında bu şöyleydi. Ferara muzarisi ise yefriru şeklindeydi. Yefriru. Çünkü fa'ale yefilu. Hatırlarsanız ikinci bab böyle geliyordu. Mazide orta fetha muzayide ise kesra şeklinde geliyordu. Bunların hepsini bablar konusunda anlatmıştık değerli arkadaşlar. Yani 6 baptan geliyordu mazi fiil. Mazi, muzari, emir konusunu anlatırken mazinin altı baptan geldiğini söylüyorduk. Ve ikinci babın bu şekilde geldiğini ifade ettik. Peki bu farra ne oldu? Evet biraz önce söylediğim kural gereği. iki harf aynı cinsten gelen iki harf harekeli olunca şeddelendi farra oldu. Peki yefrirun oldu. Yefrirunun Evet ra harfindeki kesrayı kendisine öncekine verdim. Kendisine öncekine verince f harfi kesra olmuş oldu. Ra harfi de sakin olunca yafirru şeklinde okunmuş oldu. Yani fa ra ra kelimesi farra yafirru şekline dönüşmüş oldu. Bu da ikinci baptandır. Peki messe yemessu ise değerli arkadaşlar dördüncü baptandır. Hocam dördüncü baptan olduğunu nereden söylüyorsun? Bakın fetha Fetha üçüncü baptan olamaz mı? Yok bu dördüncü baptan değerli arkadaşlar. Çünkü şeddeli yani mula'af olan fiiller sadece üç baptan gelir. Onların birincisi el evvel dediğimiz birinci baptır. İkincisi el thâni ikinci bap. Üçüncüsü ise el bâbul yani dördüncü baptandır. Peki dördüncü baptan olunca mazisi kesra, muzarisi ise fetha olmuş oluyor. Messe kelimesi aslında şöyle bir fiildi dolayısıyla değerli arkadaşlar. Me -si se şeklindeydi. Me -si se. Bu orta harf kesraydı. Bakın dördüncü baptan olduğu için mesise şeklinde ifade ettim. Peki ikisi de bakın mesise kelimesi aynı cinsten iki harf harekeli olunca şeddelendi ve orta harf kayboldu. Messe şeklinde dönüştü. Muzarisi ise su şeklindeydi. su şeklindeydi. Ve orta harf fetha olan bu orta harf kendisine öncekine verilince yemez su tabi sin, birinci sakin olunca yemez su şekline dönüşmüş oldu değerli arkadaşlar. Peki hocam bu dördüncü baptan değil de belki üçüncü baptandır orta harf görünmüyor diye sorabilirsiniz. Bu dördüncü baptandır arkadaşlar. Neden? Çünkü bu çekimlerinde bu mazi fiilin çekiminde orta harf bazen açılacak. Yani harekeler ortaya çıkmış olacak. Harekeler ortaya çıktığında burası bunun kesresi ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla dördüncü baptan olduğunu oradan da anlayabiliriz. Peki hocam mazide medde Farra, messe, halle, vedde gibi hepsi aynı görünen fiillerin ben kaçıncı baptan olduğunu nasıl anlayacağım diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar muzarisinden anlıyoruz. Bakın muzarisinin orta hafi damme ise şayet birinci baptandır. Kesra ise ikinci baptandır. Fetha ise dördüncü baptandır. Kesin. Başka baptan gelmez zaten. Damme ise birinci bab. Kesra ise ikinci bab. Fetha ise şayet dördüncü baptandır olduğunu, dördüncü baptan olduğunu ifade edebiliriz değerli arkadaşlar. Mesela diyelim ki ben size bir örnek vereyim. Şuraya birkaç örnek yazayım. Mesela medde fiili <laughs> medde fiili ya muddu şeklinde ifade etmiş olduk. Bu birinci baptan. Peki vedde fiili olsun. Vedde. Vedde fiili muzarisi ya veddu şeklinde geliyor. Bu kaçıncı baptandır diye sorsam dersiniz ki hocam bu dördüncü baptandır. Neden? Çünkü orta harfi fethadır. Bakın medde ya muddu kelimesinde birinci baptan olduğu ortasında damme olduğundan dolayı ne yapmış oluyoruz? Anlamış oluyoruz. Mesela diyelim ki kalle fiili. Kalle fiili yakillu diyelim. Kalle muzarisi yakillu. Bu kaçıncı baptandır diye sorsam dersiniz ki hocam bu da ikinci baptandır. Nereden anladık ikinci baptan olduğunu? Ortasındaki muzarisinin orta harfinin kesre olmasından anlamış olduk. Peki şimdi bir de bunların emirlerine gelelim değerli arkadaşlar. Bunun emri nasıl olacak? Medde mazisi. Yemuddu muzarisi. Peki emri nasıl olacak diye sorabilirsiniz. Emri nasıl yapıyorduk daha önceki? Evet fi, daha önceki örneklerden muzari harfini kaldırarak değil mi? Muzari harfini kaldırarak biz aslında emir yapıyorduk. Peki muzari harfini kaldıralım. Muzari harfini kaldırdığımızda ne kalıyor? Bu şekilde muzari harfini kaldırdığımızda mudde şeklinde, muddu şeklinde kalmış oluyor. Peki buraya elif getirmeme gerek var mı? Normalde mazi fiillerde ketebe yektubu dedikten sonra muzari harfi kaldırınca sakin bir harf kalıyordu. Burada sakin bir harf olmadığı için elif getirmemize gerek yok. O zaman bunun emri mudde şeklinde olacak. Bakın son harfi şeddeli olan fiillerin son harfinde sakin bir harf getirmiyorum değerli arkadaşlar. Neden? Sakin getirirsem iki harften biri düşmüş olur. Yani mud dersem şayet emir sakin normalde sukun ile olur biliyorsunuz. Mud dersem şayet bunun evet sakin olması burada iki harfin birinin düşmesi demektir. Dolayısıyla öyle bir şey yapmam mümkün değil. Peki ne yapıyorum? Son harfini en hafif hareke olan fetha ile harekeliyorum. Yani burayı mudde diyorum. Mudde ne demekmiş? Demek ki emir haliymiş bunun. Medde uzattı. Yamuddu uzatıyor. Mudde uzat demek. Peki farra Muzarisi yefirru. Peki emri nasıl gelecek? Emri ise firra şeklinde gelecek. Çünkü ye'yi kaldırdım. Geriye kesra kaldı. Bakın firra şeklinde ifade ediyor. Farra kaçtı. Ya kaçıyor. Firra ise kaç anlamına gelmiş oluyor. Peki messe. Messe. Muzarisi yemessu. Bunun emri nasıl olur? Messe şeklinde gelmiş olur yine. Messe. Bakın mazisiyle emri aslında aynı şekilde gelmiş ama cümledeki yerine göre yani siyaktan bunun emir mi mazi bir fiil mi olduğunu anlarız. Messe dokundu. Yemessu dokunuyor. Messe ise dokun anlamında ifade edilir. Peki şimdi gelelim. Buradaki fiiller demek ki şunu anladık. Mulaaf olan fiil ne demekmiş? İkinci ve üçüncü harfi aynı olan fiillere biz mulaaf fiil diyormuşuz. Bunların mazisi medde, yemudu mudde şeklinde mazi, muzari ve emirleri bu şekilde geliyormuş. Ve muvaaf olan fiiller sadece birinci baptan ya da ikinci baptan ya da dördüncü baptan geliyormuş. Hangi baptan geldiğini muzarisinden anlıyormuşuz değerli arkadaşlar. Muzarisine bakarak hangi baptan geldiğini anlamış oluyoruz. Orta harfine bakarak. Gelelim bir de bunların çekimlerine. Kitabımızda bunların çekimleri yani mazi fiilin çekimi nasıl olacak? Muzari'nki nasıl olacak? Emri'nki nasıl olacak? Bir bakalım bunlara. Evet şimdi burada bakın fiillerin çekimlerini burada gösteriyor bize. Mesela medde fiili. Evet çekiminde medde medde diyoruz. İkisi de, ikisi de uzattı manasında. Buradaki elif tabi. Ne elifidir değerli arkadaşlar? Buradaki elif Evet zamir olan eliftir. Fail olan eliftir. Medde medde meddu şeklinde ifade ediyoruz. Aynı ketebe ketebe ketebu da olduğu gibi. Ama bunu ktb yani medde de şeklinde yapmıyorduk. Çünkü orada kuralımız neydi? Aynı cinsten iki harf hareket olunca şeddeleniyordu. Burada da öyle olmuş. Medde medde meddu. Sonra meddet. Buradaki t mühendislik t'si biliyorsunuz. Meddete. Sonra bakın burada meddet ne şekline dönüşmüş oluyor. Yani şeddelenen harf nunun nisveye gelince artık açılmak zorunda kalıyor. Mededne. Aynı ketebne de olduğu gibi. Ketebne. Bakın aynısı olmuş. Fealne şeklinde olmuş. Çünkü bunu biz şeddelememiz mümkün değil. Meddene gibi olmuş olur. Şeddelememiz mümkün değil. Demek ki nunun nisve bu nun olan zamir idi. Geldiği zaman dal dalın harfleri ne olmuş olacak? Ayrılmış olacak. Peki buradaki dalın harfi ayrılınca değerli arkadaşlar orta harf bakın meddenin orta harfi aslında evet ortaya çıkmış oluyor. Meddedne ne demiştik? Medde kelimesi muzarisi yemuddu şeklinde gelen medde kelimesinin orta harfi fethaydı aslında. Fethaydı. Birinci vaptan olduğu için fethaydı. Bakın ne olmuş oldu burada? Meded ne şeklinde orta harf çıkmış oldu. Peki meded neden sonra? Medette, medettuma aynı ketebine, ketebite, katabtuma nasıl çekiyoruz? Burada da öyle. Medette, medettuma, medettum, medetti, medettuma, medettunne, medettum, mededne şeklinde ifade ediyoruz. Demek ki burada eliful ifneyn değil mi? Ya da şöyle söyleyeyim tam tersini söyleyeyim değerli arkadaşlar. Burada burada nunun nisve diyelim. Nunun nisve ya da ta'il mutaharrike. Ta'il mutaharrike neydi? Etta el mutaharrike. Hani bu kelimeye dokun gelen t, t, tu, tum, bunlara ta'il mutaharrike diyorduk. Zamir olarak biliyorsunuz. Bir de na'il failin. Na el failin yani şu sonundaki na. Şayet şeddeli olan fiile, mazi fiile gelirse, mudaf olan fiile gelirse ne yapar? şedde'li olan harfler açılır. Nasıl ki medde kelimesi şeddeliydi. Burada meded ne şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Peki gelelim şimdi muzarisine. Muzarisi nasıl oluyor bir bakalım. Yamuddu kelimesi aslında yemdudu şeklindeydi. Nasıl yamuddu oldu onu söyledik. Peki yamuddu yamuddani bakın aynı yaktubu, yaktubani gibi buradaki elif zamir olan eliftir. Yamuddu yamuddani yamuduna sonra temuddu ...temuddani... ...evet... ...bak nunun nisveye gelince değerli arkadaşlar... ...ne olmuş oluyor... ...şeddeler ayrılmış oluyor... ne ...aynı... ne gibi düşünün... ne ...yektubne... ne ...mesela aynısı geliyor bakın... ne ...burada da... ...nunun nisveye geldiği zaman sadece... ...sadece nunun nisveye geldiği zaman... Ee, şeddeli olan harfler birbirinden ayrılıyor. Bakın diğerlerinde yok. Temuddu, temuddani, temuddune Temuddine, temuddani Temdudne Bir de burada ayrıldı bakın. Emuddu, emuddu Demek ki muzari fiilde Sadece iki yerde Değerli arkadaşlar Şeddeler birbirinden ayrılıyor. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey Şeddeler birbirinden ayrılırken Orta harf Bakın orta harf burada yemdudne şeklinde gelmiş. Neden? Çünkü bu medde fiili birinci baptandı. Birinci baptan olunca mazisi fetha oluyordu. Muzarisi ise damme oluyordu. Mazisi fetha olduğunda me -ne şeklinde orta harfte ayrı, orta harf e, çıkmış oldu. Nun'un nisve ile birlikte. Ama muzarisinde ise yem şeklinde orta harf damme şeklinde ortaya çıkmış oldu. Görüyorsunuz. Yem de ise muzarisinde orta harf dammedir. Peki gelelim emrini nasıl yapacağız? Emir olan fiili nasıl ifade edeceğiz burada? Bakalım ne demiştik biz? Aslında yamuddu'daki y'yi ye kaldırdığımızda emir ortaya çıkar demiştik. Muddede olduğu gibi. Bunun bunun ömdüt şekli de olabilir. Çünkü bu fiilin aslı neydi? Şöyleydi değerli arkadaşlar. Yem du du şeklindeydi. Yem dü, du. Buradan yola çıkarak yaparsak şayet İlk harfi yani Y harfini kaldırırız. Muzari olan Y harfini kaldırdık diyelim. Onun yerine elif getiriyoruz. Elifin harekesi tabi damme olacak çünkü orta harf dammeydi. Son harfi de sakin olacak çünkü emir de sakin olur. Ümdüt şeklinde ifade edebiliriz. Yani mudde de olur, ümdüt de olur. Aynı ük tüp de olduğu gibi. Peki mudde şeklinde söyleyecek olursak. Mudde, mudde, muddu. Bakın gayet kolay. Muhataptan Emir yapıyorum. Emri hazır diyoruz biz buna. Mudde uzat demek. Mudde ikiniz uzatın. Muddu sizler uzatın. Muddi. Bakın burada hep nunlar düşmüş değil mi? Normalde yemuddenideki nun vardı burada. O düşmüş. Ya Yemuddunudaki nun vardı. Düşmüş. Muddi derken temuddinedeki nun vardı. Düşmüş. Efali hamse de biliyorsunuz. Nunlar düşüyordu. Peki muddi, mudde. Sonra umdud ne şeklinde gelmiş? Neden böyle gelmiş? Çünkü muzarisinde şöyleydi bu yem düd ne şeklindeydi? Muzarisinden emir yaparken ne yapıyorduk? Muzari harfini kaldırıyorduk. Bu bizim bildiğimiz bir durum zaten. Onun yerine sakin bir harf olduğu için bir elif getiriyorum. O elifin hareketini ortasına göre yapıyorum. Evet, um düd ne şeklinde ifade edilmiş olacak. Bu birinci vaptan bir fiilin mazide, muzaride ve emirde nasıl çekildiğini burada görmüş oluyoruz. Gelelim şimdi değerli arkadaşlar. ikinci baptan farra fiilinin çekimine. Burada birlikte yapmaya çalışalım. Öncelikle şunu bir hatırlayalım değerli arkadaşlar. Bu farranın farranın muzarisi yafirru şeklindeydi. Yani bu ikinci baptan geliyordu. Mazisinin orta harfi fetha, muzarisinin orta harfi kesradır. Peki farrayı çekeceğiz. Farra sonra farra deriz. Sonra ferra ferra ferru şeklinde ifade ederiz. Sonra ferrat ferrat ferrate ha, Şimdi buraya geleceğiz. Burada nun ve geldiği zaman mazide harfler ne olacaktı? Ayrılacaktı. Peki orta harf ferrar ne? Şeklinde ifade ediyorum. Çünkü orta harf mazide nedir? Fethadır. Onun için farar ne? Şeklinde gelmiş olacak. Peki ferrar ne? Sonra Ondan sonra tekrar bir daha artık kapatmayacağız. Ferarte deriz. Ferarte. Sonra ferartume. Ferartume. Sonra ferartum. Ferartum. Ferarti deriz. Ferarti. Sen kaçtın anlamında hanıma söylüyoruz karşımızdaki muhataba. Ferartume. Ferarti ferartume. ferrar <laughs> tün ne deriz. Aynı ketep tün gibi bir farkı yok. Farar tün ne. Sonra ben kaçtım diyeceğiz. Farartu. tu. farar tu. ne. Bizler kaçtık manasında. Keteb ne gibi yani. Bir önceki medde ile aynı çekiliyor. Neden? Çünkü orta harf her ikisinde de fethaydı. Farra farra farru farrat ferrata ferrarne şeklinde ifade etmiş olduk. Peki muzarisi nasıl olacak? Muzarisinde ise dikkat etmemiz gereken bir şey var. Muzarisin orta harfi kesradır değil mi? Kesradır. Peki çekimini yaparken yefirru yefirrani diyoruz. Yefirrani. Sonra yefirrune. Evet değerli arkadaşlar muzarisini çekerken sadece nunun isfenin geldiği yerde şeddeler ayrılıyordu. Sonra tefirru tefirru Tefirrani deriz. Tefirrani şeklinde ifade ederiz. Sonra burada yefrirne şeklinde ifade edeceğiz. Niye hocam yefrirne geldi? Yefrarne gelmedi. Çünkü orta harf neydi değerli arkadaşlar? Kesraydı. Yefirru kelimesinde orta harf kesra olmasının sebebi ikinci baptan gelmesinden dolayıydı. Burada da yefrirne şeklinde ifade etmiş olduk. Yefrirne. Peki sonra sadece orada ayrılıyor diğer yerlerde ayrılmıyor. Ne diyoruz? Tefirru diyoruz yine. Tefirru yukarıdakiyle aynı. Tefirrani sonra tefirrune tefirrune şeklinde ifade edeceğiz. Sonra tefirrine deriz değerli arkadaşlar. Tefirrine. Sonra yine tefirrani sonra burada harike şeyler şeddeli olan harfler ayrılacak. Tefrirne şeklinde ifade etmiş oluyoruz tefrir ne? Sonra efirru ve nefirru şeklinde ifade etmiş oluruz. Görüyorsunuz çekimini yaparken değerli arkadaşlar muzaaf olan fiillerde sadece nun nisvenin geldiği yerlerde yani iki yerde sadece ne olur? Şeddeler, şeddeli olan harf, orta harf birbirinden ayrılır. Diğer yerlerde ayrılmıyor. Sadece ne getiriyoruz diğer yerlerde? Zamirleri getirmiş oluyoruz. Ya firru ya firrani ya firrune şeklinde zamirleri getiriyoruz. Peki emir yaparken nasıl yapacağız? Emir yaparken muhataptan yapacağız. Muhatap burada tefirru, tefirrani, tefirrune şeklinde gelmiş oluyor biliyorsunuz. Buradan muzari harfini kaldırıp firra şeklinde ifade ederiz. Sonra nuniniz, şeyde, müthennalardan nunu düşürüyoruz. Bir bakalım nasıl yapacağız? Bir de şuraya bakalım. Bakın firra kelimesini yaparken firra sonra firra şeklinde ifade ettik. Firru. Bak muzari harfini kaldırınca değerli arkadaşlar muzari harfini kaldırınca e, ne kalmış oldu? Kesralı f kalmış oldu. Onu çekiyorum. Firra, firra, firru. Sonra firri derim. Firri. Hocam buradaki ye ne diye sorabilirsiniz. Buradaki y yayın muhatabadır değerli arkadaşlar. Hani bu fiil normalde tefirrine şeklindeydi tefirrine şeklindeydi. T'yi kaldırdım buradan. T kalktı. Yani muzari harfi olması bakımından. Sondaki nun da kalktı. Çünkü efali hamseden olunca emirde nun düşerdi. Firri şeklinde ifade etmiş oluyoruz o takdirde. Firri sonra yine firra sonra ifrirne şeklinde ifade etmiş oluyorum. Ifrirne. Gelelim. Evet şimdi Yine vedde'yi çekmeye çalışalım. Şimdi de diğerlerinden farklı bir durum var değerli arkadaşlar. Nasıl bir durum var hocam? Şimdi vedde değerli arkadaşlar dördüncü battan bir fiildir. Yani mazide orta harfi kesradır. Muzayide ise fethadır. Yani bu vedde, vedde mazisi veddedir. Muzayisi ise ye veddu şeklindedir. Hocam hani orta harfi mazide de fetha gözüküyor. Hayır fetha gözükmüyor. Bunun orta harfi derli arkadaşlar aslında şöyleydi. Ve di de şeklindedir. İki harf aynı cinsten olup da harekeli olunca ne yapıyoruz? Şeddeliyorduk. Yani orta harf burada kaybolmuş oluyor. Nerede ortaya çıkacak? Şimdi göreceğiz. Nerede ortaya çıktığını görmüş olacağız. Ama muzalisinde ya veddü şeklinde orta harf fethadır zaten. Peki. de Vedde. de yine aynı çekimi devam ettiriyoruz. Vedde vedde veddu. Mazisinden çekiyoruz. Vedde vedde veddu. Sonra veddet. Veddeta. Veddete. Vedde arzu etti demek. Veddet. Veddete e, çekiyoruz. Sonra burada değerli arkadaşlar. Ve. Dedne ve Diyeceksiniz ki hocam. Bunun orta harfi siz biraz önce dördüncü baptan olduğunu söylediğinize göre orta harfi kesradır bunun. Bakın burada wed de kelimesi aslında vedidedir. Ne oldu burada orta harf? Evet meydana çıktı. Bir öncekindeki bir önceki örneklerde medde de mesela meded ne dedik? Çünkü orta harf fethaydı. Farra de farar ne dedik? Çünkü orta harf fethaydı. Ama burada wed de kelimesinde vededne şeklinde diyemem. Vedid ne diyeceğim? Vedid ne? Orta harf ne oldu burada? Meydana çıkmış oldu. Vedidne. Tekrar buradan çekime devam ediyorum. Vedidne. Sonra veditte. Vedittume. Hep dal harfinin. Evet. Harekesi kesra şeklinde olacak. Veditte. Vedittume. Sonra vedittum. Vedittum. Sonra veditte. Veditti. Diyeceğiz şimdi. Veditti. Aynı. La'ibti gibi diyeceğiz. Düşünün, düşün, Bakın. la La'ibte, ne la'ibtum, la'ibti. Aynı o şekilde. Dördüncü baptan olunca la de dördüncü baptan biliyorsunuz. ve di ve yine. Sonra ve ne deriz. ve di gibi. Sonra ve di Ben arzu ettim ve did ne şeklinde ifade ederiz. Ve did ne biz arzu ettik şeklinde ifade etmiş oluruz değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim muzari fiiline. Muzari fiilin çekimi nasıl olacak bakalım. Yeveddu. Yeveddu orta harfi zaten fetha. Çünkü mazide kesraydı, muzaride fethaydı. Bunu çekerken yeveddu. Yeveddani diyoruz. Yeveddani. Sonra yeveddune. 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 Sonra teveddu. Teveddu. Teveddani dedik. Teveddani. Burayı nasıl yapacağız hocam? Burası aynı. Yel'ab ne gibi düşünün? Yevded Hocam mazide vedid ne dedik? Burada niye yevded diyoruz? Çünkü mazide orta harf kesraydı. Muzayide orta harf fethadır. Dördüncü vaptan olduğuna göre orta harf mazide kesradır. Muzayide fethadır. Değil mi? kesru fethun şeklinde ifade ediyorduk. Hatırlarsanız altı babı ezberlerken fethun dammun, fethun kesrun, fetheten, kesrun fethun diyorduk ondan sonra dördüncü babımız. Peki kesre olduğuna göre mazide vedin ne dedik? Burada ise yaudedne şeklinde ifade edeceğiz. Sonra yine teveddü diyoruz burada devam ettiriyoruz. Teveddü muzayide biliyorsun sadece nurun nisvede ayrılıyor. Teveddü teveddani aynısı yukarıdakinin. Sonra teveddüne deriz. Teveddüne Evet, teveddûne. Sonra teveddîne. Teveddîne şeklinde ifade ediyoruz. Yine teveddâni. Burası ise tevdedne şeklinde ifade etmiş olacağız. Tevdedne. Sonra eveddu. Ben arzu ediyorum manasında. Eveddu ve neveddu şeklinde ifade edilir. Neveddu. Peki bunun emri nasıl olacak? Emrini de muzarisinden yapıyoruz. Yeveddu kelimesinin başındaki Y'yi kaldırdığımızda ne olacak? Vedde olacak. Vedde. Vedde. Veddu. Tamam. mi? Vedde, veddu şeklinde. Sonra veddi. Evet, veddi. Yine vedde. Peki burada nasıl olacak? Burada harf kesre olacak. Çünkü orta harf fetha olduğuna göre. İv, şeklinde ifade edeceğiz. İl'ab ne gibi yani. O da dördüncü baptan da bu da aynı. i̇l ne ya da i'ded ne şeklinde ifade edeceğiz. Şu deyi aynı şekilde i'ded şeklinde de söyleyebilirim tabi. Yani başta ifade etmişti zaten. İvdet de diyebilirim, vedde de diyebilirim. Ama vedde daha kolay olduğu için kullanım bakımından veddeyi ifade etmiş oluruz. Peki şunu sorabilirsiniz ama. Hocam bu vedde mazide de vedde şeklinde geliyor. Emirde de. Nasıl anlayacağız? Cümledeki akışına göre değerli arkadaşlar. Mesela vedde ahmedu. Diyelim ki ''Vedde Ahmedu el-culûse'' Ne demiş oluyoruz? ''Ahmet oturmayı arzu etti'' manasını ifade ediyoruz. Ama ''Ya Ahmedu dersek burada, ''Ya Ahmedu ''Ey Ahmet, vedde el-culûse'' ''Oturmayı iste'' manasını ifade edersek, o takdirde bu ikinci ''vedde'' değerli arkadaşlar, ikinci ''vedde'' emir manasına gelmiş olur. Çünkü ''Ey Ahmet'' Evet sen arzu et manasını ifade etmiş oluyoruz. Vedde kelime ikinci vedde kelimesinde onu arzu onu ifade etmiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Peki Şimdi bu muzaaf olan fiilleri değerli arkadaşlar. Biz ifal, tef'il, mufa'ale ya da infial, iftial diye ifade ettiğimiz batlara acaba nasıl e, koyarız? Yani bunlar biliyorsunuz ketebeyi mesela üç harfli fiil olan ketebeyi ifal babına koyarken efale yufalu efal ifal şeklinde ifade edecekken ektebe yuktibu ektip iktab şeklinde yapıyorduk. Acaba bu muhaf olan fiiller bu bablarda nasıl ifade edilir? Onlara bir bakalım şimdi. Şöyle evet beyaz sayfamızda Bakın normalde ifal babından yapacaksak şayet ifal babındaki bu fiil, ifal babındaki bu fiilin mazisi ef'ale, muzarisi yuf'ilu, emri ef'il, mastarı ise ifal şeklinde geliyordu. Peki diyelim ki medde fiili, bunu şöyle yazalım mesela medde fiilini ben ifal babında yapacaksam şayet bakın nasıl olacaktır bu ifal, ef'ale şekli nasıldır? Emedde şeklindedir. Yani başına bir elif ilave ediyorum görüyorsunuz. Emedde. Yuf'il şekli nasıldır? Yumiddu şeklindedir. Ef'il derken emri nasıldır? Ya emiddedir, orta harf burada kesradır, emidde şeklindedir ya da emdid şeklindedir. Yani ef'ille aynı. İf'al kalıbı ise imded şeklinde ifade edilir. Peki hocam ben anlayamadım yani bu ef'ale nasıl emedde şeklinde dönüştü? Normalde şöyle olması gerekmiyor muydu? em de şeklinde olması gerekmiyor muydu? Emdede. de Doğru söylüyorsun. Aslında m de de olması lazımdı. Ama ne olmuş? Şu harf bakın dal harfinin harekesi kendisinden öncekine verilmiş. Kendisinden öncekine verilince buradaki ilk harf sakin olan ilk harf fetha olmuş. Peki diğer harf ne olmuş? Diğer harf de sakin olarak kalmış. Yani onun harekesini kendisine öncekine verince sakin olmuş oluyor. Dolayısıyla emed şeklinde ifade edilmiş. Ya da Yumiddu şeklindeki fiilimiz aslında şöyleydi. Yum didu şeklindeydi. Yum didu. Bakın yuf'ilu kalıbıyla aynı. Yum didu. Burada ne olmuş? Buradaki şu hareke kendisine öncekine verilmiş ve buradaki mim harfi kesra olmuş. Mim harfi kesre olunca değerli arkadaşlar şuradaki sakin harf gitmiş. Kesra olunca Tabi harekesinin verdiği dal harfi sakin oluyor. Dolayısıyla yumiddu. Bu iki harf böyle şeddelenmiş ve yumiddu şekli ifade edilmiş. Emirde ise emdit şeklinde de ifade edilebilir. Bakın burada ef'il kalıbı emdit şeklinde de ifade edilebilir. Ya da bunun hareketsini kendisine öncekine verip, evet o şekilde de emidde şeklinde de ifade edilebilir. Her iki şekli de e, ne, ne yapar? E, emir şeklini göstermiş olur bize. Emedde yumiddu emidde. Sonra imdad. İmdat kelimesini Türkçe'de kullanıyoruz. Medde uzattı demek aslında. Emedde uzatmasını yani uzattırdı manasında. İmdat ise yardım istemek, yardım elini uzatmak manasında ifade ediyor. İmdat zaten kolay bunu anlamak, değil mi? İf'al kalıbında medde kelimesi imdat şekline dönüşmüş oluyor. Peki, gelelim şimdi bir de tef'il babında acaba medde fiili tef'il babında nasıl geliyor? Evet, mesela bakın tef'il kalıbında bir fiilimiz var. Tef'il kalıbındaki daha doğrusu mastarı tef'il olan Evet, medde, medde şeklinde fiilimiz medde olacak burada. Tef'il kalıbını nasıl koyarız? Bakın, normalde fa'ale, yufa'ilu, fa'il, tef'il şeklinde gelecek biliyoruz. Fa'ale, yufa'ilu, fa'il, tef'il. Peki, medde kelimesini ne yaparız? Normalde bu şöyleydi zaten, medde de şeklindeydi. Ortasına şedde getiriyoruz, fa'ale derken madde de şeklinde yaptık, o kadar. Medde de, yumeddidu, temdid uzattırmak manasını ifade etmiş oluyor. Aynı kettebe yukettibu kettib tektib de olduğu gibi. Demek ki tef'il babından yapılması gayet kolaymış. Gelelim şimdi müfaale babından acaba nasıl oluyor bir de ona bakalım. Bakın burada yine medde fiilini yine burada yapıyoruz. Bakın medde şeklinde gelen fiili yapıyoruz. Medde faale kalıbında nasıl oluyormuş? Medde şeklinde oluyormuş. Hocam faale kalıbı nasıl oldu? Madde şeklinde nasıl dönüştü? Aslında bu şöyleydi değerli arkadaşlar. medde fiilini yaparken madde de şeklinde oluyordu biliyorsunuz. Madde de. Ama başta söylediğimiz kural neydi? Aynı cinsten iki harf harekeli olursa şayet şeddelenir. Dolayısıyla bu madde şekline ifa dönüşmüş oldu. Demek ki madde fiilinin böyle muzah bir fiilin faal kalıbındaki ifade edilir şekli medde şeklinde olacakmış. Peki yemaddu yufa'ilu kalıbında demek ki şeddeli müzaaf olan fiillerin yufa'ilu şekli yemaddu şeklinde oluyormuş. Peki bu nasıl oluyor hocam? Bu da aslında şöyleydi. Yumadidu şeklindeydi. Madde fiilinin yufa'ilu kalıbındaki şekli yumadidu idi. Aynı kural burada da geçerli. Aynı cinsten iki harf harekeli. Harekesi fark etmez. İster fetha olsun ister keser fark etmez. Aynı cinsten iki harf harekeli ise bu da neye dönüştü? Şeddeye dönüştü. Tabi Muzari'nin son harfi damme olduğu için burada yümeddü diyoruz. Mazide ise fetha olduğu için medde şeklinde ifade ediyoruz. Emri ise medit ya da medde şeklinde ifade edilir. Yani ya yaparız böyle medde şeklinde ya da fa'il kalıbıyla fa'ale yufa'il fa'il şeklinde medid şeklinde de ifade edebiliriz. Masları ise mumaddetun. Hocam mufaaletun kalıbı nasıl mumaddetun oldu diye sorabilirsiniz. Bu da şöyleydi değerli arkadaşlar. Mumaddetun şeklindeydi. Kural gereği aynı cinsten iki harf. Evet harekeli olunca şeddeye dönüştü ve mumaddetun şekliyle ifade etmiş oldu. Demek ki müfaale babından da ne yapıyoruz? Fa'ale yufa'ilu fa'il mufa'ale kalıplarına meddefirini koyabilmek için bu şekilde bir kullanım söz konusu olmuş oluyor. Gelelim şimdi infial babına. Evet infial babında nasıl yapıyoruz? İnfaale Başına bir in getiriyoruz sadece. İnfaale, yenfeilu, infeil, infial şeklinde olmuş oluyor. Mazi, muzari, emir ve mastar. Bu sefer de şakka fiilinden yapalım değerli arkadaşlar. Şakka İkiye bölmek manasında ifade edilen bir fiilir Şakka. Peki şakkanın başına bir in getirdiğimiz zaman in şakka şeklinde ifade ediyoruz. Yani infial babından in şakka olmuş oluyor. Hocam nasıl in feale, burada in şakka olması gerekmiyor mu? Bravo öyle olması lazım aslında. Yani in şakka olması lazım. Bakın in şakka. Ama baştan beri söylediğimiz bir kural vardı. Aynı cinsten iki harf A, a, harekelenince, harekeli olunca yani ikisi de harekeli olunca şeddeleniyor. Şeddelenince değerli arkadaşlar inşakka şeklinde okumuş oluyoruz. Burada da yine yanşakku derken yanfa'il aslında. Yanşakiku şeklinde gelmesi lazımdı. Yanşakiku Bakın yanşakiku olan bu fiil yanşakiku olan bu fiilin evet aynı cinsen iki harfi şeddelenince değerli arkadaşlar şeddelenince tek bir harfe Evet böyle yazılmış oluyor. Yani şak bu şeklinde ifade ettik. Orta harf kesra tabi kayboluyor. Diğer harfin içine girince kaybolmuş oluyor. İnşakka yanşakku. Peki emri ise ya inşakik şeklinde olur ya da inşakka şeklinde ifade edilmiş olur. Masları ise şakka fiilinin masları gayet kolay bakın. İnfialun inşikakun şeklinde ifade etmiş oluyoruz. İnşikak bölünmek manasında gelen bir fiildir. Peki gelelim şimdi iftial babında Muzaf olan bir fiili iftial babında nasıl yaparız acaba? Evet bakalım iftial babı. İftial babı bu sefer de şedde fiilinden evet iftial babına dönüştürmüş olalım. Şedde. Bakın iftiale olması lazım. İftiale, yeftailu, iftail, iftial. Değil mi? İftial babının mazi, muzari. Evet emir ve mastarı bu şekilde olmuş oluyor. Peki ne yaparız? Bakın şedde kelimesini iftial eden iştedde şeklinde yapmış olurum. Yani başa bakın bir elif getirdim. İkinci harften sonra da bakın buraya bir t getirdim. Aslında şöyleydi bu. İş -de, de olması lazımdı. İş t de, -de -ale şeklinde olması lazımdı. Ama iki harf aynı cinsten iki harf hareket olunca şeddelenir demiştik değerli arkadaşlar. Ve işte dönüşmüş oldu. Yeşteddü de öyle. Yeştedidu şeklindeydi. Yefteilu kalıbına göre ama iki aynı cinsten iki harf harekeli olunca ne yapmış olduk? Şeddelemiş olduk ve yeşteddüye dönüşmüş oldu. İştedde yeşteddu. Peki emri iştedid. Yani harflerinin ayrılmasıyla da yazılabilir. İştedid şeklinde olduğu gibi. Ya da e, iştedde şeklinde ifade edilebilir. Peki sonra İftial babından ise iştidadun şedde fiilini değerli arkadaşlar iftial babına dönüştürdüğümüz zaman iştidadun şeklinde ifade edilmiş olur. Bu gayet kolay zaten. İştidad kelimesinin zaten aynı kalıpta gelmiş oluyor. Şedde fiilinin evet harflerini bu iftial babındaki harflerini yerleştirdiğimiz zaman iştidad şeklinde ifade etmiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Peki gelelim bir de tefaül babında acaba nasıl ifade edilecek bu fiilimiz? Evet tefa'ül bakın tefa'ül şeklinde gelmiş. Mazisi tefa'ale yetefa'alu tefa'al tefa'ül şeklinde geliyordu. Tefa'ülün şeklinde geliyordu. Bu sefer de fiil olarak hakka fiilini kullanalım mesela. Hakka bakın burada muzaaf bir fiil var. Tefa'ale olacağında tehakkaka şeklinde gelmiş olur. Bakın hiçbir şey değişmiş olmuyor. Aynı muzaaf fiilde yaptığımız daha doğrusu tefa'ül babında herhangi bir fiilde yaptığımız gibi tehakkaka şeklinde ifade edilmiş oluyor. Tefa'ale tehakkaka. Muzarisi yetehakkaku. Emri tehakkak. Masları ise tehakkukun şeklinde ifade ediyoruz. Türkçede de kullandığımız bir kelime değil mi? Tehakkuk şeklinde, tahakkuk etti şeklinde ifade ediyoruz. Mesela diyelim ki fekke fiilini kullanacak olsak. Tefekkeke, yetefekkeku, tefekkek bir de tefekkukun şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Gelelim şimdi tefaül babına. Evet şöyle sayfamızı çevirelim. Bakalım tefaül kalıbı. Tefaül, tefaale, يتفاعل, tefaal, tefaulun şeklinde. Bunu da wadd fiilini mesela tefaül babında nasıl yaparız bir bakalım. Wadd. Peki, tevadd şeklinde ifade edilir. Tefaül babında tevadd olur. Ama hocam tefaale burası de olması lazım değil miydi diye sorabilirsiniz. Tevadede. Ee, evet doğru de olması lazımdı ama aynı cinsten iki harf şe, aynı cinsten iki harf harekelenince şeddelenir. Dolayısıyla tevadede oldu. Yetevaddu derken burada da aynı. du şeklindeydi. Evet harf ne oldu? Dedu şeklinde gelen bu harf şeddelenmiş oldu. Yetevaddu oldu. Emri ise tefaal kalıbında da gelebilir. Tevaded yani iki harf böyle şeddelenmeden de ifade edilebilir. Ya da tevadde şeklinde de ifade edilebilir. Mastarı ise tefaulun şeklinde gelir. Tevaddun aslında şöyleydi. Tevadudun derken tevadudun şeklinde ifade etmiş olmamız gerekiyordu. Fakat aynı cinsten iki harf harekelenince şeddelenmiş oluyor değerli arkadaşlar. Peki son olarak bir de istifal babına bakalım değerli arkadaşlar. Evet istifal babından bakın istefale şeklinde geliyordu. İstefale, yestefilu, istefil, istifal babımız bu şekildeydi. Peki bunu da adde fiilinden yapalım değerli arkadaşlar. Adde. Mudaaf bir fiil görüyorsunuz. İstefale şekli nasıl geliyormuş? İste yani addenin başına bir iste ekliyoruz sadece. İste zaten buraya ilave edilen harf neydi? İste şeklindeydi. Peki hocam bu istefale değil de isteadde olmuş. Yani şöyle olması gerekmiyor muydu? İsteadde şeklinde gelmesi gerekmiyor muydu? İsteadde. Doğru böyle gelmesi gerekiyordu. Ama bu harfin harekesini almışız kendisine öncekine vermişiz. Sakin harfe vermiş olduk değerli arkadaşlar. Öyle verince ne oldu? Kendisinden önceki sakin harf harekelendi. Yani e, ilk baştaki harfin harekesini aldı. Peki bu dal harfini harekesini verince sakin oldu. Peki dolayısıyla bu şeddelenmiş oldu. İsteadde adde şeklinde ifade etmiş olduk. Bakın iste adde kelimesi demek ki iste adde şeklindeymiş aslında. Harekesini verince kendisinden öncekine iste adde şekline dönüşmüş oldu. Yeste da yine yeste şeklindeydi. Yeste O ikisi harekeli olunca ne olmuş oldu? Yesta'iddu şeddelenmiş oldu. Yesta'iddu şeklindeyken değerli arkadaşlar ne olmuş oldu? Yesta'iddu haline dönüşmüş oldu. İsta'id aynı istef'il babıyla istadid şeklinde de gelebilir ya da istaidde şeklinde de ifade edilebilir. Mastarı ise istifalun istidadun şeklinde ifade edilmiş oluyor. Demek ki bu muzaaf olan fiillerin ifal, tef'il, mufa'ale, infial, iftial, istifal, tefa'ul, tefa'ul gibi bablara nasıl geldiğini böylece görmüş olduk. Şimdi gelelim kitabımıza. Önce şunu yapalım değerli arkadaşlar. Kitabımızda bakın böyle bir tablo verilmiş. Diyor ki mazi fiilini, muzari fiilini ve emrini fiillerin yazınız. Ama bir tanesini vermiş sadece. Melle fiilini bakın burada vermiş. Melle şeklinde fiili vermiş. Bunun muzarisi değerli arkadaşlar. Melle şeklindeki bu fiilin muzarisini orta harf şurada melle fiilinin evet ilk harfinin fethi olması dolayısıyla yapabilirim. Çünkü muzarisinden yapılıyordu biliyorsunuz. Burası ne olur? Ye şeklinde ifade edilir. Ye, Mazisinde hiçbir şey değişmiyor zaten. Mazisinde hep aynı. Melle melle yemellu melle şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Melle yemellu dördüncü baptandır. Çünkü muzarisin orta harfi fethadır. Oradan anlıyorum. Bakın isterseniz şöyle yapalım. Önce mazilerini hepsinin mazisini yazalım. Çünkü hepsi aynıdır mazide. Aynı şekilde yazılır. Orta harf açılırken değişiyor ama kaçıncı baptan olduğunu ama hepsini bir yazalım. Mesela yesurru diyor mazisi serradır. Radde zaten yazmış. Şukke diyor mesela mazisi şekkedir. Şekke Mesela yakussu diyor mazisi kassadır. Mazisinde hiçbir şey değişmiyor değerli arkadaşlar. Hep aynı şekilde yazılıyor. Mesela subbe diyor emri mazisi sabbedir. Gayet kolaydır. Yahuccu diyor mazisinde haccedir. Hacce. Haccetti manasına. Avva zaten yazmış. Dülle diyor mazisinde delledir. Delle. Havva zaten gelmiş. Peki melle yemellu dördüncü baptandır dedik. İsterseniz baptanı da şöyle yazayım. Bu dördüncü baptan. Nasıl bildin hocam? Orta harfi fethe olduğu için. Zaten ne demiştik? Eğer muzarisinde orta harf damme ise birinci baptan. Kesra ise ikinci baptan. Fethe ise dördüncü baptandır. Zaten üç baptan geliyordu. Peki serra ya surru. Bakın ya surru kelimesinin orta harfi damme olduğuna göre bunun emri surra şeklindedir. Surra Radde muzarisi yaruddu şeklinde gelir. Ya ruddu. Birinci baptandır. Bakın bir önceki yine birinci baptandı. Bu da birinci baptandır. Serra, radde yaruddu. Emri ise rudde şeklinde ifade edilmiş oluyor. Şekke. Bu da bakın muzarisi emri verilmiş şukke şeklinde. Bu da birinci baptandır kesin. Çünkü muzarisin orta harfi de damme olarak gelmiş olacak. Ya şukku. Bu da birinci baptandır. Ya şukku. Kassa yakussu. Bakın bu da birinci baptan. Muzalisin orta harfi damme ise birinci baptandır. Emri nasıl olur hocam? Kussa şeklinde ifade edilmiş olur. Peki sabbe. Sabbe bakın emri gelmiş. Subbe şeklinde gelmiş. O zaman muzalisin orta harfi de dammedir. Çünkü emrini zaten muzalisinden yapıyordum. Ya subbu. Dökmek manasına geliyor. Bu da birinci baptandır. Peki hacceye bakalım değerli arkadaşlar. Şöyle biraz daha büyüteyim isterseniz. Hacce kelimesi Muzarisi yahuccu olmuş bakın. Muzarisin orta harfi damme olduğuna göre bu da birinci baptandır. Emri ise hucce şeklinde ifade edilecektir. Azza. Muzarisi azzu şeklinde geliyor değerli arkadaşlar. Ya azzu. Orta harfi fethe olduğuna göre bu dördüncü baptandır. Orta harfi damme ise birinci baptan. Kesre olsaydı ikinci baptan ama fethe ise dördüncü baptandır. Yani bu azzanın çekiminde mazisi kesra şeklinde gelecek harfler açıldığında. Aviv şeklinde gelecek. Peki emri nasıl geliyor? Emri de zaten muzayisinden yaptığıma göre avva şeklinde ifade etmiş oluyorum. Avva ya avvu avva. Peki delle muzarisi bakın zaten emrini vermiş dülle şeklinde o zaman muzarisi de yedullu şeklinde gelecektir. Havva, bu da birinci baptandır değerli arkadaşlar. Havva e, kelimesi ise havva kelimesi ise Birinci baptan olduğuna göre şuraya birinci baptan yazalım. Havva ya şeklinde gelecektir. Havva ya huvzu". Bir şeyi teşvik etmek manasında kullanılabiliyor. Evet emri nasıl gelecek? Huzzu şeklinde ifade edilecek. Peki. Gelelim bakın burada a'adde fiilinin çekimini istiyor bizde. Hocam a'adde fiili nasıldı? Hani söylemiştim size. İf'al babından bir fiildir aslında bu adde olmuş adde şeklinde dönüşmüş. Peki bunun çekimini yaparken değerli arkadaşlar hatırlarsanız şu dal yani harf 3 harfli çekimini yaparken adde fiilin çekimini yaparken şeddeli olan harf nerede açılmıştı? Nun'un nisvenin geldiği yerde açılmıştı. Ondan sonra yine te tume, tum derken burada diğerlerinde hep açık kalmış oluyor değil mi? Yani açılıyordu. Harfler açılıyordu. Bir bakalım. A adde dedikten sonra adde e'adda sonra e'addu şeklinde ifade ederiz. Sonra e'addet bakın burada hep şeddeli şeklinde gelmiş oluyor. E'addet sonra e'addeta deriz. Sonra burada bakın e'addedne şeklinde ifade etmiş olacağız. E'addedne. Aynı ekram ne gibi yani. Nunun nisve burada açılmış oluyor. Nasıl ki adde fiilini çekerken adde adde addu addet addete adet demiştik? Burada da aynı. Adet ne? Sonra adet tederiz. Adet te. Adet tume. Bakın burada hep açık. Adet tum deriz. "akram"tum gibi yani. Adet ti. mi? Adet Adet tume yine aynı e'adettünne e'adettünne şeklinde ifade ederiz. Sonra tu ben hazırladım manasında tu ve e'adetna şeklinde söylenir değerli arkadaşlar. E'adetna Demek ki ifal babından e'adde fiilinin çekimini yaparken gerçi türemiş olan bütün fiillerde de aynı kural geçerlidir. Mazide şeddeli olanlar nerede açılıyor? Nun'un nisve ile birlikte açılmış oluyor. Bu isterse e'adda olsun, isterse adda olsun fark etmez. Peki gelelim şimdi. Evet bunu göstermiştim ben size. Yani bu fiiller ifal, tef'il, müfa'ale baplarına girdiği zaman, infial, iftial bablarına girdiği zaman nasıl oluyordu? Bunları gösterdim. Bakın e'adda, muzarisi yu'iddu. A'idde ya da a'did şeklinde. Burada şuna şunu şey yapabiliriz değerli arkadaşlar. Bakın aslında emir ile mazinin kalıbı aynı şekilde gelir. Kalıp olarak ama muzayin orta harfine göre dikkat ederek yapacağız. Yani şuradaki muzayin orta harfine göre yapılmış olacak. E'adde emri de e'idde şeklinde geldi. Bakın orta harfe göre. Bakın hakkaka nasıl geldi? Hakkaka kelimesinin yazılışıyla emirin yazılışı aynıdır. Ama muzayin orta harfine bakarak dikkat ederek onu koyuyorum ve hakkık şeklinde ifade etmiş oluyorum. Bakın darra kelimesiyle darra kelimesi bakın yazılışı aynı. İnşakka kelimesiyle mazide ve emirde inşakka aynı. Muzari harfi zaten burada fetha olduğu için o da fetha şeklinde gelmiş. Yani mazi ile emir aslında aynı kalıpta yazılıyor. Sadece muzarisinin neyine bakıyoruz? Muzarisinin orta harfine bakarak yapıyoruz. Burada tabi ismi failini vermiş muiddun. <laughs> i̇smi mef'ulünü vermiş muaddun şeklinde. Bunları daha önce görmüştük. Hatırlarsanız türemiş olan fiillerin ismi faili nasıl oluyordu? İsmi faili dam ötreli mim getiriyordum değil mi? Sonlar öncekini kesre yaparsam e, ismi faili oluyordu. Eğer fethe yaparsam ismi mef'ul oluyordu. Ve i'dadun şeklinde gelmiş. Hakkaka yuhakkiku hakkik sonra muhakkikun muhakkakun şeklinde. Bunları ben ayrıntılı bir şekilde size anlattığım için burada artık tekrar bir daha evet şey yapmak istemiyorum. Ama şunu burada dolduralım isterseniz. Bakın. İf'al babından ahabbe fiili nasıl gelecek bir bakalım. Ahabbe muzalisi yuhibbu şeklinde gelir. Yuhibbu. Peki burada emri nasıl gelir? Biraz önce söylediğim şekilde bakın. Mazinin aynı kalıbını kullanıyorum. Ama muzayin orta harfini. Ahibbe şeklinde ifade edeceğiz. Emir Ahibbe olur. Yani bakın şu son harf Fethe olur değerli arkadaşlar. Şedde'li olan harflerde Emir Fethe şeklinde kullanıyorum. Ya da Ahbib şeklinde de ifade edilebilir. Ahbib Aynı Ekrim gibi yani. Ahbib İsmi faili ise Muhibbun deriz. Muhibbun İsmi mef'ulu Muhabbun şeklinde ifade ederiz. Mastarı ise ihbabun şeklinde söyleriz. İhbabun. Evet. Karrara. Karrara fiilinin muzarisi yukarriru şeklinde olmuş olur. Yukarriru. Emri ise karrir. Karrir. İsmi faili mukarrirun olur. Mukarrirun. İsmi fiilu mukarrarun şeklinde olur. Sondan önceki bakın. Kesra ise mukarrirun kelimesinde olduğu gibi evet ismi faildir. Fethi ise sondan önceki ismi mef'uldür. Peki masları nasıl olur? Takrirun şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Takrirun. Takrir. Rapor anlamına da gelmiş oluyor değerli arkadaşlar. Peki. <laughs> Gelelim müfaale babında. Müfaale babında nasıl oluyor? Vade fiili Yuvadde fiili. Yuvaddu şeklinde geliyordu. Aslında yuvadidu ama yufailu kalıbında olduğu gibi ama iki harf ne yapılıyor? Şeddeliyor. Vadde yuvaddu. Mazisi ne benzer bir kalıbı vardı emirde. Aynı de şeklinde olacak ya da vadid. İkisi de olabiliyor. Fail kalıbına uygun bir şekilde vadid de gelebilir ya da de şeklinde de gelebilir. Vadde yuvaddu vadde. Peki sonra Mufailun kalıbıyla aslında şöyle olması lazımdı. İsmi faili. Muvaddidun. Muvaddidun. Ama değerli arkadaşlar kuralımız neydi hatırlarsanız? Evet, aynı cinsten iki harf harekeli olursa, harekeli olursa şeddeleniyordu. Bu muvaddidun şeklindeki hali ismi faildir. Eğer bunu muvaddedun deseydim, muvaddedun deseydim ismi mef'ulü olurdu. Ama şeddelenince ikisi de aynı görünecek. İkisi de aynı şekilde görünmüş olacak. Dolayısıyla hem ismi faili muveddün şeklinde hem de ismi mef'ulü muveddün şeklinde gelmiş olur. Şeddelenince orta harf şeyi ortadan kalkmış oluyor. Görünmüyor. Peki nasıl anlayacağım hocam ismi fail mi ismi mef'ul mu? Bunu değerli arkadaşlar siyakından anlayacağız. Peki sonra e, ee, müfaaletun kalıbıyla nasıl gelecek? Muvaddetun şeklinde ifade etmiş olacağız. Aslında muvaddetun olacaktı biliyorsunuz. Ama dallar harekeli olunca şeddeleniyor. Ve muvaddetun şeklinde ifade edilmiş oluyor değerli arkadaşlar. Gelelim iftial babına. İhtelle demiş. Aslında bunun kökü halle şeklindeydi. İhtelle şeklinde kullanılıyor. Kullanılmış yani. Aynı imtedde de olduğu gibi daha önce göstermiştim. Muzarisi yahtellu şeklinde gelir. Yahtellu. Emri ise değerli arkadaşlar. Ya ihtelle şeklinde geliyor. Bakın mazi ile aynı kalıpta gelmiş oluyor. Ya ihtelle ya da ihtelil şeklinde de kullanabilirim. İhtelil şeklinde de kullanabilirim. Aynı iftail de olduğu gibi. İhtelil. Peki ismi fail nasıl bunun? İsmi faili muhtellun. Aslında muhtelilun şeklindeydi. Evet yanlış yazdım. Tekrar bir daha yazayım. Muhtelirun şeklindeydi değerli arkadaşlar. Bakın şöyleydi aslında. Muhtelilundu. Muhtelilun. Ama ne yaptık? İki aynı cinsten iki harf görüyorsunuz. Biri ikisi de hareket olunca şeddeleyeceğiz. O zaman şeddelenince bunu biz nasıl yazarız? Muhtellun şeklinde yazmış oluruz. Muhtellun. Evet muhtellun. Bunun değerli arkadaşlar muhtellun kelimesinin ismi mef'ulü de aynı şekilde gelir. Çünkü muhtelilun derken sondan önceki harf nasıl kayboluyorsa muhtelelun derken de sondan önceki harf kaybolur. Dolayısıyla muhtellun şeklinde ne yapmış oluyorum? İfade etmiş oluyorum. Muhtellun muhtellun ikisi de aynı geliyor. Peki masları nasıl geliyor değerli arkadaşlar? İftialun şeklinde ifade edeceksem ihtilalun. ihtilal diyoruz ya hani. Buradan geliyor bu kelime. Buradan geliyor. Halle kelimesinden iftial babına girmiş oluyor. İhtilalun. Peki tereddede muzarisi yeteraddedu. Yeteraddedu. Evet emri ise tefe'al şeklinde gelecek. Teradded. Teradded. Sonra emri nasıl gelecek? Şey, ismi fail nasıl gelecek? Mutedded. Raddidun şeklinde gelir. Mutaraddidun. İsm mef'ulu mutaraddedun şeklinde gelir. Mutaraddedun. Sonra evet şeyi ise masları ise değerli arkadaşlar teraddud. Tereddüt ettim şeklinde Türkçe'de de kullanıyoruz. Teraddudun. Tefa'ulun şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Teraddede, yeteraddedu, teraddet tereddet sonra mutereddidun mutereddedun evet şeklinde ifade ediyoruz. Peki tehabbe fiili tehabbe kalıbında geliyor aslında. Habbe fiilin aslı habbe şeklindeydi. Yetehabbu şeklinde ifade ederiz. Yetehabbu Peki emri nasıl gelir? Hem mazisinde gelir. Mazi kalıbında olduğu gibi tehabbe şeklinde gelir ya da tehabeb, tefaal kalıbında da gelebilir. Tehabeb. Peki sonra birbirini sevmek anlamında kullanılıyor burada. Çünkü tefaül kalıbında en az iki kişi tarafından yapılmış olması gerekiyor. Peki bunun ismi faili nasıldır? Mutehab. Aslında mutehabibun olması lazım. Mutehabibun. Peki ne oldu hocam? Mutehabibun da aynı cinsten iki harf değil mi? harekeli olunca şeddelendi. Peki şeddelenince ne oldu? Tek bir harfe dönüştü ve şe e, şeklinde ifade etmiş olduk. Mutehabbun. İsmi mef'ulü de aynı olacak. Çünkü mutehabbibun da olduğu gibi mutehabbibun de de son önceki harf şeddelenince kayboluyor. Mutehabbun. Yani hem ismi faili hem ismi mef'ulü mutehabbun şeklinde görünür. Peki nerede anlayacağım peki ismi fail ismi mef'ul mü olduğunu? Siyakından anlarım. Sonra tefa'ulun kalıbında tehabubun olması lazımken tehabun olur. Neden tehabubun olmadı? Çünkü aynı cinsten iki harf harekeli olunca şeddeleniyordu. Başta söylediğimiz gibi. Dolayısıyla tehabun şeklinde ifade etmiş oluyoruz. İstehakka fiili. Aslında fiilimiz hakka şeklindeydi. İstehakka muzarisi yestehik şeklinde ifade edeceğiz. Yestehikku. Muzarisi yestehikku. Peki emri nasıl? Ya mazinin kalıbında olduğu gibi iste evet aynı şekilde yazıyorum ama orta harfini bakın muzaride orta harf kesre olunca burayı kesre getiriyorum. İstehikka. Ya da istafil kalıbıyla istehkik şeklinde de ifade edebilirim. İstehkik. Peki İsmi e, şey nasıl olur? İsmi e, faili nasıl olur? Müstehikkun olur. Müstehikkun. Müstehikkun şeklinde ifade etmiş olduk. Peki ismi mef'ul nasıl olur? Müstehakkun. Sen müstehaksın şeklinde kullanılıyor değil mi? Müstehakkun şeklinde ifade edilir. Sonra masları ise istihkakun istihkakun istihkak şeklinde ifade ediliyor. Gelelim bir sonraki çekimlere. Bakın yu'iddu fiilini bize gösteriyor burada. Yu'iddu fiili ifal babının muzarisidir. Yu'iddu çekimini yaparken buraya artık yazmayayım. Vaktimiz çünkü daraldı. Yu'iddu yu'iddani yu'iddune. Sonra tu'iddu tu'iddani. Burada nur nisve gelince ne olacak? Ayrılacak. Şeklinde ifade edeceğiz yu'didne. Sonra yine tu 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 Yine burada Şeklinde ifade etmiş olacağız Hatırlarsanız değerli arkadaşlar Şeddeli olan e, muzaaf olan fiillerin Muzalileri iki yerde sadece Yani nun nisvenin geldiği iki yerde sadece e, Harfler ayrılıyordu Diğer yerlerde olduğu gibi kalıyordu biliyorsunuz Peki bunun emri nasıl olacak değerli arkadaşlar? Aadde yuiddu, aidde şeklinde gelmiş burada. Aynı aidde, aidde de mi? Aiddu. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Aiddu lehum mestata'tum min kuvvetin şeklinde. Peki hanıma söyleyeceksek aiddi deriz değil mi? Aiddi. Yine aidde aynı şekilde yazılmış oluyor. Sonra nunin nisve geldiği için emirde de ne yapıyoruz? Birbirinden ayırıyoruz. A did ne şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Aynı ekrim ne de olduğu gibi. Hakkaka'yı yapacağız mesela. Hakkaka bakın tef'il babından bir e, fiildir. Hakka fiilinden hakkaka şeklinde olmuş. Peki bunun çekimini yaparken nasıl yaparız? Hakkaka, hakkaka, hakkaku. Hakkakat, hakkakate. Burası hakkak ne şeklinde ifade ederiz. Hakkak

Yine aynı. Tuhakkiku tuhakkikani tuhak 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 Burada yine nun nisve geliyor. ne, şeklinde ifade etmiş oluyoruz. ne. Sonra uhakkiku nuhakkiku şeklinde söylemiş oluyoruz. Emrinde hakkik hakkika hakkiku hakkiki hakkika ha ne, şeklinde ifade ediyoruz değerli arkadaşlar. Peki Müfaale babından madde fiilini getirmiş bakın. Madde. Bakın burada nerede ayrılacak? Şu şeddeli olan harf nerede ayrılacak? Mazide. Hocam nun ve geldi mi ayrılacak. Ondan sonra tekrar hep ayrı olarak kalacak. T, t, tu, tu, derken hepsinde ayrı bir şekilde kalacak. Bir bak bakalım. Madde, madde, maddu. Maddet, maddete. Sonra bakın faal ne gibi düşünün yani. Fa ale, fa ale, fa ale yi çekerken değil mi K K bu K Kte K ne Aym dead ne şeklinde ifade edeceğiz. Nuris ve geldi mi. Sonra artık aynen devam ediyor. medtte meddettume meddettum medetti meddettume meddetün ne meddet ne şeklinde ifade ediliyor. Yani Nuris ve geldi mi harfler birbirinden ayırlıyor mazide ve tekrar bir daha artık, birleşmiyor. Muzayide ise sadece nun nisvenin geldiği yerlerde evet şeddeli olan harf ayrılıyordu. Evet iki yerde vardı biliyorsunuz. Çekecek olursak bakın yufailu kelimesini düşünün. Faale yufailu gibi. Ondan sonra peki yumaddu yumaddan yumadduna. Tumaddu tumaddani burası yufail ne olacak ya? Y-u-ma-di-d-ne şeklinde ifade edeceğiz. Aynı kalıp bak yu-me-did-ne Sonra aynı tumaddu tumaddani tumadduna tumaddina tumaddani burası yine aynı tu-me-did-ne şeklinde olacak. Umaddu numaddu şeklinde ifade ederiz. Peki emrini nasıl yapmış bir bakalım. Emrinde ise madde sonra madde de mi emrini yaparken madde MADDU Bu harflerin neden böyle şeddeli olduğunu söylemiştim daha önce. Sonra mâdî. Evet karşılıklı uzatın anlamına gelmiş oluyor bu. Yine MADDE Sonra bak fâilne gibi düşün. Fâilne yani mâdid ne. Kâtib ne gibi yani. Mâdid ne şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Peki devam edelim değerli arkadaşlar şuradan şöyle. Ne diyor? İmle il farag bi sureti sahiha li muda'af. olan fiilin doğru bir şekilde yazılışını ne yapınız? Buraya evet, ifade ediniz diyor. Bakın habib diyor. habib, Fa'il kalıbıyla. Bak tef'il babından fa'il şeklinde gelmiş. Nasıl getiririz mazisini? Fa'ali fa'il fa'il fa fa şeklinde gelmiş olur. Habbebe muzarisi yuhabbibu olur. Değil mi? bu Sonra habib, Bakın yuhabbibu yuhavvifu. Aynı bakın. O zaman burası da aynı. Havvefe. Havvefe yuhavvifu. Emri nasıl gelir? Havvif. Korkut anlamına gelmiş olur. Peki. Akarra fiili. Akarra fiili ifhal bağımından değerli arkadaşlar. Bunu yapmıştık. Akarra aslında akrara şeklindeydi. Ama bazı değişiklikler oldu. Akarra oldu. Anlatmıştım nasıl olduğunu. Akarra muzarisi yu-kir-ru şeklinde olacak. Yu-kir-ru. Emri ise yine mazinin aynı kalıbından ama muzarinin orta harfine bakıyoruz. Evet nasıl olacak? Yu-kir-ru kelimesi orta harf kesre olduğuna göre bunu da buraya getiriyoruz. Akirra şeklinde ifade ediyoruz. Böyle sonu şeddeli ise emirde de şeddeli oluyor. Akarra yukirru akirra. Bak emidde de yine aynı bak gelmiş. Dolayısıyla burası mazisi emedde demek ki. Emedde muzarisi yumiddu yumiddu emri ise emiddedir. Peki seb kelimesine bakalım. Seb müfâale babından bir fiildir. Aslında sebebe şeklindeydi. Yani faale şeklindeydi. Sebbe muzarisi yusebbu yufailu şeklindeydi. Yusebbu ama Son iki harf harekeli olunca şeddelenmiş oldu. Aynı cinsten olduğu için. Yüsebbu. Mal emri ise bakın mazinin aynı kalıbından getiriyorum. Emri ise sebbe şeklinde ifade edilmiş olur. Aynı yudaru da benzer bir durum söz konusu. Darra şeklinde geliyor. Yudaru ya da mazisinin aynı kalıbında emri gelmiş oluyor darra. Peki yadillu Evet değerli arkadaşlar. Allah e, bakın bu orta harfi fetha olduğuna göre Orta harf fetha olduğuna göre valle yazilludur bu. Valle yazillu. Demek ki üç harfli bir fiilmiş bu. Valle. Yani bu yuzillu olsaydı, yuzillu olsaydı e, bu takdirde ifal babından olur. Ama burada belki de yanlış da yazılmış olabilir. Ya, muhtemelen yanlış yazılmıştır. Çünkü burada hepsi türemiş bir fiil olduğuna göre burası muhtemelen yuzillu şeklindedir. Yuzillu. Şimdi olabilir. Azalle şeklinde gelir o zaman mazisi. Azalle. İf'al babından yani. Azalle muzaresi yudillu. Emri ise emri ise aynı mazinin kalıbından geliyor. Ama muzarinin orta harfinden. Bakın buradaki orta harfi buraya getiriyorum. Azalle şeklinde ifade eder. Azalle yani başkasını saptırdı başkasını yolunu saptırdı manasına gelmiş oluyor. Ya da dalalete erdirdi. Yudillu muzarisi adille ise emridir. Haffefe tef'il babından gelmiş bakın. Haffefe muzarisi yuhaffifu şeklindedir. Yuhaffifu. Emri ise haffif şeklinde ifade edilir. Haffif. Hafiflet anlamında kullanılıyor. Cedde. Bakın fa'le kalıbının emri şeklinde gelmiş. Mazisi de öyle gelir cedde muzarisi ise yüceddu şeklinde ifade edilmiş olur. Devam edelim başka daha var mı bakalım? O epey var. Peki istiadde istifal babından konmuş değerli arkadaşlar. İfade ediyorum. İstiadde istiadde istiaddu istiaddet istiaddete sonra burada nun nisvede hareket şeyler harfler ayrılıyordu. İstiadde ne şeklinde ifade edeceğiz değil mi? istadedne. Biz üç harfli fiillerde nasıl ki mazide nunun nisve geldiği zaman harfler ayrılıyor demiştik. Burada da aynı şey geçerli. Mazilerin hepsinde aynı kural geçerli değerli arkadaşlar. Sonra burada yine istadette, istadettume, istadettum, istadetti, istadettume, istadettunne, istadettu, istadedne şeklinde aynı kalıbı ne yapıyoruz? Burada ifade etmiş oluyoruz. Yesteiddu'ya bakalım. Yesteiddu burada da nun-i geldiği iki yerde sadece dal şeyler ayrılacak. Şeddeli olan harfler bu iki yerde ayrılacak sadece. Yesteiddu yesteiddani yesteiddune. Sonra testeiddu testeiddani yesteiddine şeklinde olacak değil mi? Yesteiddine. Sonra testaiddu testaiddani testaidduna testaiddina testaiddani yine testaiddina şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Testaiddina. Görüyorsunuz muzarisinde de yine e, muzaaf olan fiillerde nasıl ki iki yerde sadece nun nisvenin geldiği iki yerde ayrılıyordu. Burada da aynı durum söz konusudur değerli arkadaşlar. Emre nasıl geliyor? İstaidda, istaidda, istaiddu. Değil mi? Sonra isteiddi, isteidde. Burada yine ayrılıyordu. İsteadidne. İsteadidne şeklinde ifade ediyoruz. Aynı. İstefale. Yestef'ilu, istef'il. İstef'il kelimesini çekerken nasıl ki istef'il ne diyoruz? Burada da ne şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Evet, ihtelle fiili. Kökü aslında halle fiilidir. Halleden ihtelle olmuş. Çekimini yaparken nerede aynı şeyler, şeddeli olan harf nerede ayrılıyordu? Nun'un nisveden sonra ayrılıyordu hepsinde. Mazide öyleydi biliyorsunuz. Peki yapalım. İhtella, ihtella, ihtellu. Sonra ihtellet. İhtellete. Evet. İhtelalne. Şeklinde ifade ediyoruz. İhtelalne. İftelalne. Değil mi? İftelal, iftelal.

yine e, ayrılacaktı. Yahtellu yahtellani yahtellune tahtellu tahtellani yahte bakın burada aynı şekilde ifade ediyorum. Bakın bir düşünün. Yefteilu'dan yola <laughs> çıkarak yefteilu yefteilani yefteiluna tefteilu tefteilani yefteilne aynısı bakın. Yahte yahtelilne yefteilne Evet şu hareketini doğru yazalım. Evet. Yahtelilne şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Yahtelilne. Sonra tahtellu, tahtellani tahtellune, tahtelline tahtellani tahtellune. Şey yine burada tahtelilne şeklinde ifade etmiş olacağız. Tahtelilne. Evet sonra ahtellu nehtellu'' şeklinde ifade ederiz. Bir sonrakinde Evet, ihtelleyi emir olarak çekeceğiz burada. İhtelle İhtelle, ihtelle, ihtellu İhtellet, ihtellete ne Şeklinde ifade ediyoruz yine. İhtelilne Şeklinde ifade ediyoruz. Muzayisin, ihtelle, ihtellu ihtelilne şeklinde. Çünkü iftale ile orta harf kesre olduğu için ihtelilne şeklinde söylemiş olacağız. Peki tekerrara tefa'ul babından tekerrara tekerrara tekerraru tekerrara tekerrara te tekerrar ne şeklinde ifade etmiş olacağız. Tekerrar ne? Tekerrar te tekerrar tuma tekerrar tüm tekarrartu, tekarrarna şeklinde söyleriz. Yetekarrarru'yu ifade ederken, yetekarrarru, yetekarrarani, yetekarrarune, tetekarrarru, tetekarrarani, yetekarrarne. Sonra yine tetekarrarru, tetekarrarani, tetekarrarune, tetekarrarine, tetekarrarani, tetekarrarne, etekarrarru, netekarrarru şeklinde ifade ederiz. Bunları sadece ifade ediyorum ki değerli arkadaşlar, sizler bunları yazarsınız ve Buradan takip edersiniz doğru yazıp yazmadığınızı. Tekerrar, tekerrara, tekerraru, tekerrari, tekerrara, tekerrarne ne şeklinde ifade etmiş oluruz. Son olarak bakın burada mazi muzari ve emri verilmiş olan fiillere bir bakalım. İstemirra diyor bakın burada. İstemirra. Bu bir istifal babından bir fiildir. Mazisi istemarra şeklinde gelmiştir. İstemarra Zaten fiilin üç harflisi marra şeklindedir. İste şeklinde gelmiş. İstemarra. Muzarisi ise yestemirrudur. Yestemirru. İstefale yestefilu şeklinde gelmiş oluyor. Peki bir de yetecessesu'ya ye bakalım. Yetecessesu. Tecessese. Tefe'ul babından değil mi? Tecessese. Bakalım şöyle. Tecessese. Yetecessesu bunun muzarisidir. Emri ise tecesses. Tecesses şeklinde ifade ederiz. Sonra istehaffe. Bunun tecessesinin üç harflisi cesse şeklindedir değerli arkadaşlar. İstehaffe ise haffe şeklindedir. Ne gelmiş? Haffe kelimesine. Bakın iste gelmiş başına. Muzarisi yestehiffu. İstifal babından geldiğine göre yestehiffu. Emri ise iste şeklinde gelmiş olacak. İste Niye kesre getirdim? İste Mazinin aynı kalıbıyla olacak demiştim yazılışı. Ama orta harfi muzariye göre yapılmış olacaktı. Peki tehebbe kelimesi. Kökü aslında habbe. Üç harfli habbe fiilinin e, tefe'ül kalıbıyla gelmiş. Dolayısıyla mazisi yine tehabbe şeklindedir. Tefa'ale kalıbında iki harf, son iki harf şeddeleniyor. Tehabbe muzarisi yetehabbu şeklinde gelir. Yetehabbu emri ise tehabbe. Peki inşakka kökü aslında şakka fiilidir. Şakka İn babından gelmiş değil mi? İnşakka muzarisi yenşakku deriz. Evet yenşakku şurada üç yani şakku şeklinde gelmiş olur. Şurayı daha düzgün yazalım. Yani şakku fiilini. Sonra yani şakku emri ise in şakka şeklinde de gelebilir ya da in şakik şeklinde de gelebilir. İn şakka mazinin aynı kalıbından muzayisin orta harfi olduğu için zaten in şakka şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Peki yerteddu kökü aslında nasıldır diye soracak olursanız irtedde dediğimize göre radde aslında bu. Radde fiili. Radde iftial bağından gelmiş. İrtedde şeklinde ifade edilmiş. İftiale şeklindeydi ama son iki harf aynı olunca, aynı cinsten olup hareketli olunca şeddelenmiş. İrtedde, yerteddu. Evet emri aynı mazinin kalıbından gelir. İrtedde şeklinde ifade edebiliriz. Muzarisin orta harfi de fetha olunca irtedde şeklinde ya da irtedit şeklinde de olabilirdi. Bakın mazisi işted şeklinde emri işted şeklinde gelmiş. Şedde fiilinden yine iftial babı işted şeklinde ifade ederiz. İşted de işted de yeşteddu şeklinde gelir. Yeşteddu emri ise işted de. Yestemiddu fiiline bakalım. İstemedde bakın mazisi. Yani üç harflisi aslında nasıldı bunun? Üç harflisi medde şeklindeydi. Evet ne yaparız? İste eklemişiz başına. İstemedde şekline dönüşmüş istifal babı. Muzarisi yestemiddu. Emri ise istemidde şeklinde ifade edilir. Muz mazinin aynı kalıbı ama muzarinin orta harfine bakıyoruz değil mi? Ona göre yapmış oluyoruz kalıbı. İstemidde Bunlar mudaaf olan fiiller. Emirlerde son harfi sakin olmaz değerli arkadaşlar. Sakin olursa şayet evet harflerden biri düşer. Onun için sakin bir harf koyamadığıma göre en hafif olan fetha harfini koymuş oluyorum. Peki teadded. Bakın burası tefe'ül babından. Yani aslında fiilimiz adde fiili. Adde fiilini ne yapıyorum? Teadde de. Muzarisi yeteaddedu olur. Yeteaddedu emri ise şeklinde ifade edilmiş olur. Evet değerli arkadaşlar bugün sizlerle mudaaf olan fiili, fiilleri hangi baptan geldiklerini hatırlarsanız birinci, ikinci ya da dördüncü baptan geldiğini ifade ettik. Çekimlerinin nasıl gelmesi gerektiğini bunların baplara girdiğinde hangi durumu ifade ettiğini, kalıplarının nasıl geldiğini görmüş olduk. Bu dersimizin muzaaf olan fiillerle alakalı dersimizin birinci kısmıydı. İnşallah dersin devamını ve alıştırmalarını önümüzdeki videomuzda izlemiş olacaksınız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.